Mutlu akşamlar. Takvimler 17 Aralık 2019 Salı'yı gösteriyor. Ben Fatma Meltem Naz. TV52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Günün gelişmelerini paylaşacağız. Bültenimizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı çok önemli açıklamayla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteci meselesini gündeme taşıdı. 371 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü hatırlattı ve hedeflerinin bu rakamı 1 milyona çıkarmak olduğunu söyledi. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyanın mültecilere ev sahipliği yapmasını istedi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile önce 4000 kilometre karelik alanı DAEŞ ve YPG PKK teröründen temizledik. Soçi mutabakatıyla İdlib'de yaklaşık 4 milyonu etkileyecek büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. 9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı harekatı ile ise Suriye sınırımızda 120 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanı tüm terör unsurlarından arındırdık. Böylece 8200 kilometre karelik bir bölge terör örgütlerinden kurtarılmış oldu. Ben de sesleniyorum. Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere barınmaları için oraya yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım. YPG PKK terör örgütünün sivillere hedef alan saldırılarına rağmen bu bölgeler halihazırda Suriye'nin en yaşanabilir, en huzurlu alanlarıdır. Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine dönüşlerinden kimlerin, hangi güçlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Filistinli mültecileri vatan hasretine mahkum edenlerin aynı zulmü, aynı senaryoyu Suriye'de tekrarlamasına izin verilmemelidir. Şu anda Filistinli mülteciler nerede yaşıyor? Ürdün'de yaşıyor. Lübnan'da yaşıyor. Peki Filistinli mültecilere yönelik herhangi bir şey var mı? Tam aksine. Tam aksine onların diğer kalan yerlerinin de nasıl işgal ederiz? Bunun hesaplarını yapanlar var. Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere şimdiye kadar 371 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret için 3. toplantı işverenin ev sahipliğinde TİSK'te, yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu ise asgari ücret görüşmeleri yapılırken hesaplamaya katılan istatistikleri belirtti. İşte o rakamlar. Akabinde 15-20 günlük bir zaman var. TİSK Başkanı'nın, Hak İş Başkanı'nın komisyon kan altına alacak. Ona göre bir yol haritası izleyecekler. İçerisinde bulunduğumuz yılda 2020 lira asgari ücretle çalışanlar 14 gün sonra girilecek yeni yılda ne kadar asgari ücret alacaklarını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, 10 Aralık'ta işçi kısmını temsil eden Türk İş'te ve bugün işvereni temsil eden TİSK'te toplandı. Bir sonraki toplantı ise önümüzdeki hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. Son kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı için belirlenen tutarı açıklayacak. Asgari ücret toplantılarında işçileri temsil eden Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, yaşam maliyeti 2578 lira, asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetimizin altında olmayacak diyerek taleplerini açıklamıştı. Elimizde bir veri var. Açlık sınırı var, yoksulluk sınırı var, bir de yaşam maliyeti var. Dedik ki yaşam maliyeti 2578 lira. Yani bunun altında Türk İş, bizim kanaatimiz, yani bir şey bizim için olumlu olmaz. Yani biz bunun altına evet demeyiz. Şimdi bunun üstünde bir rakamı bulurlarsa DİSK ve Hak İş'e oturup konuşsunlar. Bizim komisyon da raporu bize getirsin diye ifade ettim.
2 ay sonuna kadar komisyon, riskin hakim temsilcileri beraber çalışacaklar. Ki bu dediğim noktada ay sonunda müsbet bir şey olursa benle konuşacaklar. Olmazsa katılmayacaklar toplantıya. Bu rakam ortada. Bu rakamla ilgili konuşmak için evvela bu rakamı bir denemek lazım. Beraber kapatsınlar bir ay hepsini. Ben de dahil olmak üzere. Geçiniyor mu geçinmiyor mu bir görelim bakalım. İşvereni temsil eden TİSK ise 2020 yılında asgari ücretin en fazla 2262 lira olması gerektiğini ifade etti. İşveren kesimi 100 lira olan devlet desteğinin ise 200 liraya yükseltilmesini istedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücretin 3200 liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret görüşmeleri yapılırken hesaplamaya katılan istatistikleri belirtti. Buna göre ağır statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması 2331 lira, orta statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması 2086 lira, hafif statüdeki bir işçinin aylık gıda harcaması 1940 lira olarak açıklandı. Kanser dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek artan hastalıkların başında geliyor. Dünyada milyonlarca, ülkemizde ise binlerce kişi her yıl kanserle tanışıyor. Ancak geçmişle kıyaslandığında gelişen modern tıpla birlikte kanserin erken teşhisinde ciddi yol alındı. Kansere karşı düzenli kontroller ve yılda en az bir defa yapılacak check-up'larla erken dönemde fark edilen kanser türleri tedavi edilebiliyor. Erken teşhis hastanın yaşam süresinin yanı sıra yaşam kalitesini de artırıyor. Peki Ordu'da en çok hangi kanser türü yaygın? Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, kadınlarda ve erkeklerde baş gösteren kanserleri TV2 mikrofonlarına açıkladı. Meme kanseri, kolon kanseri ve serviks kanserine dönük çalışmalar yapmaktayız. Meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri ve daha fazlası. Kanser aynı obezite gibi günümüzde çok yaygın olan bir hastalık. Dünyada ve ülkemizde binlerce kişi kanserden hayatını kaybediyor ve gün geçtikçe de kansere yakalanma riski artış gösteriyor. Peki bu durum Ordu'da nasıl? Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Ordu'da erkek ve kadınlarda sık görülen kanser türlerini açıkladı. Bizim ortalama kanser vakaları sıklık açısından şu söylemek istiyorum. Türkiye ile paralel gidiyor. Baktığımız zaman erkek ve kadınlarda en sık kanser tipi Türkiye'de akciğer kanseri erkeklerde, kadınlarda da meme kanseri. Sağlık İl Müdürü Kasapoğlu, Türkiye geneline bakıldığında erkeklerde görülen akciğer kanserinin üst seviyelerde olduğunu, kadınlarda görülen meme kanserinin ise genel olarak uyumlu olduğunu söyledi. Akciğer kanseri erkeklerde çok daha sık, Türkiye'nin biraz daha üzerinde Ordu'da. Meme kanseri Türkiye ile uyumlu. Sevindirici bir yönü Ordu'nun benim için akciğer kanseri kadınlarda 6'da 7'de seyrediyor. Bu güzel bir şey. Biz kanser, akciğer kanserinin en yoğun ya da en önde gelen sebebi, hani %90'larda deriz hep böyle, sigara deriz. Demek ki ben bu yorumdan şunu anlıyorum. Bayanlarda sigara içme yüzdesi düşük. İl Müdürü Kasapoğlu, kanserin en büyük etkenlerinden birinin de sigara olduğunu açıkladı. Ama genel itibariyle bizim kanseri önleyecek argümanlar geliştirmemiz gerekiyor. Halk sağlığı sorunu haline getirmemiz lazım. Bunu tüm sahaya anlatmamız lazım. Kanser önlenebilir bir hastalık olduğunu anlatmamız lazım. Benim verecek olduğum önemli mesajlardan biri bu. Niye? Bugün kanserin genel itibariyle altyapısına baktığımız zaman mesela sigara kanserin en büyük etkenlerinden biri. Kasapoğlu, sigaranın yanı sıra kanseri tetikleyen en büyük etkenlerden bir diğerinin ise obezite olduğunu ve bununla da mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Birey olarak sigarayla mücadele etmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde ikinci sıklıkta görülen mesela bizim hastalıklar parametresine baktığımız zaman, ölüm nedenleri arasında baktığımız zaman kalp rahatsızlıkları. Aynı şekilde o kalp rahatsızlıkları kanserde kalp rahatsızlığının nedenlerinden biri olan obezite, aynı şekilde obezite kanserin de bir nedeni. O zaman obeziteyle de mücadele etmemiz lazım. Ne adına? Kanser ve kalp rahatsızlığı anlamında. Yani bizim kanseri yenebilecek, kanserle mücadele edecek o kadar çok argümanımız var ki.
koruyucu sağlık hizmetleri anlamında. Biz bunları geliştirirsek, biz bunları anlatırsak toplumda, bunları hani beşikten mezara derler ya, sağlık beşikten mezara kadar lazım bize. Bu öğütü, bu şeyi, argümanları çocuklarımızda, bebelerimizde, genç kuşakta geliştirebilirsek gerçekten sağlıklı toplum oluruz ve her zaman dediğimiz kanser önlenebilir bir hastalıktır. 30 yıldır çöp dökülen ve metan gazı salınımı nedeniyle yangınlara sebep olan Perşembe ilçesi Çerli mahallesinde bulunan Kabaktepe mevki Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla rehabilite edildi. Şimdi o alan ağaçlarla dolacak. Burası yaklaşık bir ay önce yanan bir çöplüktü. Kısım kısım yanmalara devam ediyordu. Yaklaşık bir ay öncesine kadar yangınların devam ettiği Perşembe ilçesi Çerli mahallesi Kabaktepe mevkiinde bulunan çöp alanının üzeri 10 gün gibi kısa bir sürede kapatılarak ağaçlandırma çalışması yapıldı. Buradaki toprağı da değerlendirdik. Yaklaşık şu görmüş olduğunuz alanda yaklaşık bir, burası 25 dönümlük bir alan. Burada yaklaşık bir 10 günde bütün alanı kapattık. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Kabaktepe'nin inşa edilecek derslikle öğrencilere çevre bilinci aşılayacak bir yer haline geleceğini söyledi. 25 dönümlük alanda Büyükşehir Belediyesi'nin hummalı bir çalışma yürüttüğünü ve çöpün üzerinin 10 günde kapatıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, bakanımızın talimatıyla burada kestane ve ıhlamur ağaçları dikmeye karar verdik. Üst kısımda ise hızlı büyüyen ve kök salan akasya ağaçlarını tercih ettik. Böylece heyelan riskine karşı da önlem almış olduk dedi. Buranın üzerini önce soğutup sonra da hızlıca kapatma kararı aldık. Bütün ekipleri, çöp hafriyat kamyonlarını, 6 dozerleri buraya tahsis ettik. Burada her gün 4 tane dozer, yaklaşık 2 kamyon burada çalıştı. Çevre Şehircilik Bakanlığı da buradaki alanın üzerini kapatmak için bize ormandan toprak tahsis etti. Buradaki toprağı da değerlendirdik. Yaklaşık şu görmüş olduğunuz alanda yaklaşık bir, burası 25 dönümlük bir alan. Burada yaklaşık bir 10 günde bütün alanı kapattık. Üzerini kapattık ama görmüş olduğunuz gibi buradaki eğim çok yüksek. Yaklaşık %60-70 bir eğim var ve tehlikeli bir bölgeydi. Biz bütün çöpün tabii kapatabilmek için çöpün esasında yerini de değiştirdik bir kısım. Çünkü çöp dökülürken burada uzun sürmesinin sebeplerinden bir tanesi de çöpün düzensiz bir şekilde buraya yığılması. Bazı yerler çok kabarık, bazı yerler çökük durumdaydı. Biz bütün çöpün de yerini değiştirerek bu alanı yaklaşık bir 10-15 günlük bir sürede kapattık. Sayın Bakanımızın takdiriyle bu alanda kestane ve ıhlamur ağaçları dikmeye karar verdik. Ağaçlarımız da tedarik edildi. Alanın nasıl hizmet vereceği ile ilgili fikir alışverişlerinin sürdüğünü söyleyen Şişman, çöp bacaları koyduktan sonra buraya bir derslik inşa ederek 2 saatlik bir çevre dersinin burada işlenmesini sağlamak istiyoruz. Böylece çevresel duyarlılığı artırabilir, fazla çöp üretmenin çevreye nasıl zarar verdiğini öğrencilerimize anlatabiliriz diye konuştu. Bizim normalde hani bir proje olarak da buraya belirli bir derslik yapıp, sınıf yapıp yaklaşık 100-150 kişilik lavabolarını, tuvaletlerini yapıp burada öğrencilere, yani milli eğitimle öncelikle Perşembe'den başlamak üzere ve Altınordu'da milli eğitimdeki öğrencilere bir öğretmenin 2 saatlik bir çevre dersini burada işlemesi gibi bizim de bir projemiz var. Böylece çevresel duyarlılığı daha fazla artırabiliriz. Öte yandan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan da yangının söndürülerek yerine ağaçlandırma yapılmasından dolayı katkısını sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Buraya bütün ekiplerini yıktı. Bütün ekiplerini 7-8 tane iş makinesiyle beraber kısa zamanda burayı rehabilite etti. Ve çok güzel bir alan çıktı. Çöplüğü temizledik. Yangın da söndü. Ve burayı temizledik. Ve burayı şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız ağaç dikiyor. Kendisinin de bu konuda çok hassas ve Ordu'ya özgün, yani Ordu'nun kendi yerel ağaçları diyor artık. Buraya kestane ağacı dikiyoruz şu anda. Akasya dikiyoruz, ceviz dikiyoruz. Yani buraya 3 çeşit ağaç dikiyoruz şu anda. Onun için bu alanı, daha önceden de orman olan bu alanı, kesilen ağaçları falan yerine ağaç dikmeye başladık. Çok güzel bir alan çıktı. Güzel bir mesire yeri çıktı orada. İnşallah biz de bunları değerlendireceğiz. Ben burada emeğe geçen bütün teşkilata, Büyükşehir Belediyesi bütün teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine fındık üreticisinin sorunlarını dillendirdi. Tarım Bakanı'na çeşitli sorular sordu fındıkla ilgili.
Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, fındık üreticisine verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım Bakanı Bekir Pakdemir diye teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir şekilde sesimizi duyurduk, mücadele ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa belki de uzun yıllar sonrasında Temmuz ayı bitmeden fındık taban fiyatını 16,5 lira olarak, Ordu fındığını 17,5 lira olarak, Giresun fındığını ilan etti. Ben bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tarım Bakanımız her zaman bizim sesimizi duydu, büyük bir destek verdi. Ben bundan dolayı Tarım Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Her zaman fındık üreticisinin yanında olan Enginyurt, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için çiftçi kayıt sistemi süresinin olmaması gerektiğini söyledi. Ama Sayın Bakanım, biraz önce ÇKS ile ilgili olarak ilgili genel müdürünüzle dışarıda bir görüşme yaptık. Dedik ki ÇKS süreleri çiftçi kayıt sistemiyle ilgili olarak Haziran 2019'da sona erdi ama çiftçimiz yeterli şekilde başvuruyu yapamadı, geciktirdi. Belki parayı makul görmedi, 170 liraydı, kayıt yaptırmadı ama son zamanlarda verilen desteklerin artmasıyla birlikte çiftçi kayıt sisteminin öneminin farkına vardı. Yaptırmak istiyor ama maalesef Haziran 2019'da süre doldu diye yaptırılmıyor. Genel müdüre dedik ki ya bunu bir aşabilir miyiz? Maşallah. Allah ayeti sanki yönetmelik var dedi, değişmez dedi. Bunu not alır da bunu bir değiştirirseniz iyi olur. Dolayısıyla ÇKS'nin de kayıt süresi diye bir süresinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çiftçi adına gerekli işlemlerin veya gerekli uzatılmanın yapılmasını talep ediyorum. Geçen sene belirlenen fındık rekoltesine de değinen Enginyurt, rekoltenin doğru belirlenmesi için karanfil sayımlarının Tarım Bakanlığı'nın yapması gerektiğini ifade etti. Ben hasreten sizden rica ediyorum, karanfil sayımlarını Tarım Bakanlığı olarak siz bizatihi kendiniz yapın Şubat ayında ve rekolteyi de Tarım Bakanlığı açıklasın. Bu neye lazım bu? Çünkü yeni sezonun fiyatları üzerinde spekülasyon yapılacak. Eğer denilirse ki rekolte çok yüksek, fındık bu sefer fiyat olarak aşağı çekilecek ve bu da tekelci firmaların işine yarayacak. Bunun önüne geçmek için mümkünse karanfil sayımlarını Tarım Bakanlığı olarak gerçekleştirelim diyoruz. Enginyurt son olarak üreticilere dönüm başı 170 lira olarak ödenen miktarın da artırılması gerektiğini talep etti. Tarım aletlerine destek verilmesini talep ediyoruz. Biz Ordulular ve Giresunlular olarak doğrudan gelir desteğiyle ilgili de bir derdimizi buradan ifade etmek istiyoruz. 10 yıldır 170 liranın üstüne çıkmadı rakam. 10 yıldır 170 lira olarak destekleme alıyoruz. 170 lira artık artan mazot fiyatları, artan girdileri düşündüğünüzde hakikaten karşılamamaktadır. Bu sebeple 170 lira olan doğrudan gelir desteğinin artırılmasını talep ediyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan teşviklerle birlikte ekonomi canlanmaya devam ediyor. Hem üretim artıyor hem de ekonomik gelir kaynağı oluşturuyor yapılan hayvancılık modelleri. Ordu'da koyunculuğun geliştirilmesi için bir süre önce başlatılan bir proje vardı ve bu proje kapsamında çiftçilere koyun dağıtılmıştı. Bu koyunlar hayvancılık anlamında önemli üretimleri sağlarken ev hanımları da bu koyunların yünüyle bakın ekonomiye nasıl farklı bir katkı sunuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 5 ay önce il genelinde koyunculuğun geliştirilmesi projesi kapsamında çiftçilere damızlık koyun dağıttı. Dağıtılan koyunların yünlerini de değerlendiren belediye kırsaldaki çiftçilerden yünleri topladı. Toplanan yünler daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kurslarına getirilerek burada hibe edildi. Ev hanımlarından oluşan kursiyerlerin elinde işlenen koyun yünleri ekonomiye kazandırılıyor. Kursiyerler bu sayede yünden atkı, bere, eldiven, hamam kesesi, şal, duvar süsü, çanta, çanta ipik, çocuklar için patik, çorap gibi birçok ürün yapıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kurs eğitmeni Nursen Turap yaptığı açıklamada Ordu'da ilk defa koyun yünlerinin farklı bir şekilde ekonomiye kazandırıldığına dikkat çekti. Bize yünü ilk başlangıçta yünü çöpe atıyordular. Bunu nasıl öne çıkarırız diye.
belediyemizin desteğiyle bize yün geldi. Yünü yıkadık. Yıkadıktan sonra tarama aşamasına geçtik. Taradıktan sonra eğricekle eğirme aşamasına geçtik. Daha sonra motifleri ortaya çıkarabilmek için onu boyama, kök boyayla boyama aşamasına geçmiştik. Kursiyerlerden Emine Şafak'sa kısa sürede türlü türlü eşyalar yaptıklarını söyledi. Adım Emine Şafak. Bir aydır, 5 hafta oldu bu kursa katılalı. İşte burada önce yünü taramayı, sonra eğircekle eğirip ip haline getirmeyi öğrendik. Hocamız sağ olsun bize öğretti. Ondan sonra bu ipten de türlü türlü her şey yapmaya başladık biz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Erdal Gülderen de belediyenin hayvancılığın gelişmesine çok ciddi katkı sunduğunu belirterek önce koyunları dağıttık, daha sonra ise bu koyunların yünlerini köylülerden geri topladık. Elde edilen bu yünlerden de şimdi ev hanımları çeşitli hediyelik eşyalar yapıp satıyor dedi. Üzücü bir haberle devam ediyoruz. Ne yazık ki Ordu'da kötü olaylar zinciri devam ediyor. Ünye'de meydana gelen bir olayda bir kişi kendini tabancasıyla vurarak intihar etti. Ünye'de sobacılık yapan Nuriye Mahallesi Taşoğlu Sokak'ta ikamet eden Ömer Çil, evde bulunan tabancayla kendisini başından vurarak intihar etti. Çil'in cansız bedenini gören yakınları olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri eve girdikten sonra Ömer Çil'in cansız bedeniyle karşılaştı. Çil'in tabancayla kafasına bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Çil'in ailesi sinir krizi geçirdi. Acılı aileyi teselli etmeye çalışan yakınları ise altılar yakarak genç yaşta intihar eden Ömer'e ağladı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Çatalpınar ilçesine su fabrikası yapılacak. Bu fabrika istihdamı artıracak, bölge ekonomisini canlandıracak. Konuyla ilgili Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe önemli açıklamalar yaptı. Bizim için bir fırsat, bu fırsatta büyükşehirimize beraber Çatalpınar hizmetine sunacağız. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe TV2 mikrofonlarına yaptığı açıklamada önümüzdeki yıl içerisinde Çatalpınar ilçesine su şişeleme fabrikası kurulacağını müjdeledi. Bizde 2 tane kaynağımız var. Yaklaşık olan bunların ikisine değirmen vardı. Analizlerini falan yaptırdık. pH değeri falan gerçekten şu anda içtiğimiz sulardan daha güzel bir su. Bunu da Sayın yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda işlemler devam ediyor. Tahliller yapıldı. Allah izin verirse önümüzdeki yıl içerisinde de bu şişeleme fabrikasını ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz. Gerçekten su debisi çok yüksek. Yaklaşık olarak da saniyede 20 metreküp su litre. Ben tam bir şey. Büyükşehir mi olacak yoksa? Şimdi tabii ki o ilçemizin yani şimdi buradaki suyun elbette ki onlar pastayı yapanların bir kaynağı mutlaka olur da ama buradaki şey ilçemize kazandırılacak. Başkan Türe kurulacak fabrikanın isminin ise Çatalpınar Su olacağını söyledi. Bundan markaya da gerek yok. Çatalpınar Su. Hem ilçemize yakışan bir isim olur hem de Pınar'ı gerçekten biz Çatalpınar olarak da koymuş ama da eğer bu su şişelemesini yaparsak da buraya bu suyu değerlendirmiş oluruz. Aynı zamanda ordumuzun bir markası olmuş olur. Hem ilçemizin hem de ordumuzun. İsim zaten üstünde, ilçemizin ismi Pınar. İşte bu Pınar'ı da gerçekleştirmiş olur diye düşünüyorum. Altınordu Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelenen ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı İstiklal isimli oyun Altınordulları tarihte yolculuğa çıkarttı.
insana hizmet ve hürmet eden belediyecilik parolası ile çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem veriyor. Bu kapsamda birçok kültürel etkinliği hayata geçiren Altınordu Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekledi. Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir çalışma yapan Altınordu Belediyesi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı İstiklal adlı tek perdelik oyunu Altınordu'lu öğrencilerle ve tiyatro severlerle buluşturdu. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi. Belediye olarak kültürel ve sanatsal etkinliklerimize önem veriyor. Her fırsatta sanata ve gönül verenleri desteklemeye devam ediyoruz. Altınordu Belediye'mizin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında bu akşam çok özel bir tiyatro oyununu değerli Altınordulu hemşehrilerimizle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Altınordu bir kültür şehri, Altınordu bir sanat şehri. Bizler de bu bilinçle sanatın ve kültürün her zaman yanında olmaya özen göstereceğiz. Başkan Tören, istiklale ve istikbale korkmadan, yılmadan ve usanmadan sahip çıkacaklarını vurguladı. Bizler istiklal şairimizin korkma ile başlayan bizi geleceğe, yani istiklal ve istikbale mucize kıvamında adım attıran şuur manifestosunun yolumuzu aydınlatmaya devam ettiği bir zeminde medeniyet mirasını geleceğe taşıma cehdini elimizden hiç bırakmamamız gerekiyor. İstikbalimize, istiklalimize korkmadan, yılmadan, usanmadan sahip çıkacağız. Sahip çıkmakla kalmayacağız. Nitelikli işlerimizle bu kutlu yürüyüşümüze, istiklal yürüyüşümüze katkıda hep birlikte bulunacağız. Başkan Tören, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif'i yeni nesillere anlatmak için çaba gösterdiklerini aktardı. Gençlerimize Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı, cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif'i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız. Şükürler olsun ki büyük şairin her zaman kıymetlisi olan aziz Türk milleti bugün onun asımın neslinde idealize ettiği yüce hedeflerine her zamankinden daha fazla büyük bir inanç, azim ve gayretle ilerlemekte ve ne mutlu ki bu hedefe yaklaşmaktadır. Projenin Fatih Bayhan'a ait olduğu Nurbanu Öztürel'in yazdığı, Orhan Karataş'ın yönettiği İstiklal adlı oyunda Bulut Uzun, Murat Demirbaş, İlknur Burcu Akpınar, Mehmet Nurkut İlhan, Bora Karakul ve Volkan Özbay gibi isimler sahne aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren ve izleyicileri hem tarihte yolculuğa çıkaran hem de duygulandıran tiyatro oyunu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulurken salonu dolduranlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan İstiklal adlı tiyatro oyunu Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in oyunculara çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. Şimdi gündeme kısa bir reklam arası veriyoruz. Şehrin parlayan yıldızı Karşıyaka'da lüks konut anlayışına yepyeni bir boyut getiriyoruz. Karşıyaka Çelebi 104, 10 blok 104 seçkin daireden oluşan proje, mimarisi, kapalı otoparkı, her anınızı keyifle geçireceğiniz sosyal donatılarıyla sizleri mutlu bir yaşama çağırıyor. Adliye, TABU Müdürlüğü, Sigorta Müdürlüğü gibi kurumlara yakınlığıyla da fark yaratan projede 150 metrekare normal daire, 225 metrekare dubleks daire seçenekleri siz sakinlerini bekliyor. Ramadanlar İnşaat. Temelinde güven var. Genç Kızılay Ordu İl Başkanlığı'na Samet Kara atandı. Kara için Kızılay Ordu Müdürlüğü'nde mazbata töreni düzenlendi. Türk Kızılay'ı Ordu Şubesi'nde başkanlık ünvan töreni düzenlendi.
Genç Kızılay Başkanlığı'na atanan Samet Karay'a Ordu Kızılay Şube Başkanı Fatma Binnur Enginyurt rozet taktı. Törende Genel Merkez Denetim Operatörü Erdoğan Kısacık Genç Kızılay hakkında bilgiler verdi, amaçlarından bahsetti ve Samet Karay'a mazbatasını takdim etti. Bugün Samet Karay kardeşimizin Ordu ilk defa Ordu'da Genç Kızılay Başkanı olarak atanması nedeniyle buradayız, beraberiz. Tabii ki Türk Kızılayımızın yapılarından bir tanesi Genç Kızılay. Genç Kızılay Genel Başkanlığımız var bizim. Bu bünyede çalışıyoruz ve Türkiye'de bütün il ve ilçelerde yapılanmamız var. Bu yapılanmamızdan bir tanesi de Ordu'da oluşturduk. İnşallah hayırlısı olacaktır. Ben bu vesileyle Samet kardeşimizi kutluyorum. Ordu şubemizi de kutluyorum. Gerçekten böyle bir yapı oluşturduğu için bu yapı bize çok önemli. Tören devamında Erdoğan Kısacık yeni yönetim kurulu üyelerine beklentilerin çok olduğunu ve il dışından gelen öğrencilere Genç Kızılay olarak destek çıkmaları ve öğrencilere yardımcı olmaları gerektiğinin altını çizdi. Genç Kızılayımızın yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımız, inşallah Ordu'da güzel çalışmalar yapacaksınız. Sizlerden beklentimiz çok fazla. Tabii ki burada şey çok önemli. Yani ben Genç Kızılay üniversiteler o kadar mühim ki çocuk geliyor, Uşak'tan çıkıyor, Afyon'dan çıkıyor veya Mardin'den çıkıyor. Bu da bir üniversite kazanıyor. Buraya geldiğinde kimseyi tanımıyor. Tabii ki biz bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bunda Genç Kızılay'daki arkadaşlarımız bu çocuklarımızı bulacaklar, sahip çıkacaklar. Böyle bir hem projenin içerisine dahil olacaklar hem de ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermekte öncü olacaklar. Erdoğan Kısacık konuşmasının ardından yönetim kurulu üyelerine sohbet eşliğinde rozet taktı. Evet. Bütün hesap kitap para bu sende. Sekreter öyle diyor. Evet. Okuyor musun? Yok, mezunum ben. Nerede mezunsun? Rize. Rize hangi bölüm? Banka Finans. Banka, memleket Rize galiba. Yok, Samsun. İyi, hayırlı uğurlu olsun, tebrik ederim. Tören sonunda Ordu Genç Kızılay İl Başkanlığı'na atanan Samet Kara, gümbür gümbür geleceğiz dedi. Bana layık, bana ve yönetime layık ören, başta Kızılay Genel Başkanım Kerem Kınık Bey'e, Genç Kızılay Genel Başkanım Emre Koç Bey'e, Şube Başkanım Birnur Fatma Engiyurt Hanım'a, Denetim Kurulu Raportörüm Erdoğan Kısacık Bey'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kızılay'ın bayrağını her zaman orduda dik tutacağız. Farklı projelere imza atacağız. Elimizden ne gereken, ne geliyorsa, ne gerekirse en güzel şekilde, en iyi şekilde temsil edeceğime ben inanıyorum. Arkadaşlarımla birlikte inşallah gümbür gümbür geliyoruz. Ordu Üniversitesi'nde Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü kutlandı. Töreni Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Öznur Ergen Akçın, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türkoloji Kulübü tarafından düzenlenen Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü etkinliğine katıldı. Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa Rektör Profesör Doktor Ali Akdoğan'ın yanı sıra Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Öznur Ergen Akçin, akademik ve idari personelli öğrenciler katıldı. Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Abdülkadir Öztürk, Kazak Türklerinin işgallere ve büyük acılara maruz kaldığını ve bu olayların Türk dünyasını derinden etkilediğini ifade etti. Türk dünyasının her karışında devleti, milleti ve vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Türkistan'ın ocak ağası sayılan Kazak kardeşlerimizin ve Kazak Cumhuriyeti Devleti'nin Bağımsızlık Bayramı'nın 28. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum. Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda bir zenginlik yakalayabilmesi için aralarında işbirliği yapması gerekmektedir. Üniversiteler olarak bizlere düşen görev de gerekli işbirliklerini sağlayarak ülkemizde Türk Cumhuriyetleri arasında öğrencilerimize köprü olmaktır dedi. Bu Türk Cumhuriyetleri ile bizim Türkiye olarak aramızda çok yakın ilişkilerin, işbirliklerin, gidiş gelişlerin, komşulukların her alanda ekonomik, askeri, devletler, devlet olarak, işte üniversiteler olarak bunlarla işbirliği yapmamız lazım. İnanın ben yeni bir dünyanın, farklı bir dünyanın, yeni imkanların açılacağını, zenginliklerin, potansiyellerin hayata geçeceğini düşünüyorum. Tören Kazakistan kültürüne ait şiirler ve şarkılar eşliğinde son buldu.
Ашықтың. Ешкетпеді еңбегін. Қыран құсым, самғағанда түрді мұрдыр, сөйлді мұрдыр өз қалды. Bu haberle birlikte bültenin sonuna geldik. Biraz sonra Dilara Aktaş spor haberleriyle sizlerle olacak. Yarın akşam tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Spor haberlerinden mutlu akşamlar. Ben Dilara Aktaş. İlk haberimizle başlayalım. Geçtiğimiz gün Yeniordu Spor'da başkanlığa adaylığını açıklayan efsane başkan iş adamı Şükrü Bodur, kongre yapılmadan futbolcuların alacaklarını şimdiden hesaplarına yatırdı. Yeniordu Spor'da başkanlığa adaylığını açıklayan Şükrü Bodur, daha kongre yapılmadan futbolcuların alacaklarını hesaplarına yatırdı. Bu önemli gelişmeyi Yeniordu Spor Futbol Kulübü resmi hesabından paylaştı. Bu hamleyle Şükrü Bodur hedefini bir kez daha ortaya koyarken devre arası futbolculara moral ve motivasyon depolandı. TFF Kadınlar 3. Lig 5. grubun 5. haftasında Ordu Spor 1967 ile Rüsumat 4 gençlik ve spor kozlarını paylaştı. İki Ordu temsilcisinin mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik skorla Ordu Spor 1967 oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 5. grubun 5. haftasında Ordu Spor 1967 ile Rüsumat 4 Gençlik ve Spor karşı karşıya geldi. Karşıyaka İkinoğlu sahada oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya etkili bir başlangıç yapan Rüsumat 4 Gençlik ve Spor aradığı golü 50. dakikada buldu. Bu dakikada Ordu Spor savunmasının hatasını affetmeyen Sude Aksu takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Ordu Spor skoru eşitlemeyi başardı. 70. dakikada orta alanda topla buluşan İmren, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına sokuldu. Bu golden 5 dakika sonra tekrar rakip sahada topla buluşan İmren, boş kaleye meşin yuvarlağı bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Ordu Spor 1967 sahadan 2-1 galip ayrıldı. Uluslararası Antalya Muatay Açık Kupası'nda Türk milli takım adına ter döken Ordulu sporcular 4 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdular. Uluslararası Muay Thai ve Avrupa Muay Thai Federasyonu faaliyet programlarında bulunan Uluslararası Antalya Muay Thai Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 tarihinde 11 ülkeden 920 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Gençler kategorisinde 10 siklette Türk milli takımı olarak yarışan Ordulu sporcular 8 madalya kazandı. 5 gün boyunca birbirinden zorlu rakipleriyle mücadele eden Ordulu sporcular şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada elit büyük bayan 57 kilogramda Berna Tut, üst genç bayan 71 kilogramda Selenay Turap, minik bayan 36 kilogramda Azra Ocak'la 46 kilogramda Elanur Altın, altın madalyanın sahibi oldu. Üst genç bayan 75 kilogramda Ebru Güneş ve alt genç 63,5 kilogramda Eftal Hüdanur Küçük Osmanoğlu gümüş madalya elde ederken, yıldız bayan 54 kilogramda Melike Şirin bronz madalyayı boynuna taktı. Bu haberle spor haberlerini noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.